emeklilerimizi, yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Emeklilerimizle ilgili yapılan artış memnuniyet oluşturmadığı gibi tam tersine bir hoşnutsuzluk ve huzursuzluk meydana getirmiştir. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de 6,5 milyona ulaşan emeklinin aylık maaşı yalnızca 7500 TL'dir. Bunlara da zam yapamama başarısını AKP hükümeti göstermiştir. İktidar ortakları dahi 16 milyon emeklinin açlığa mahkum edilmesine ses yükseltti. Emekliler açıklanan %25 zamdan memnun değil. Seyyanen yapılan zammın emeklinin kök maaşına yansıtılmaması tartışmaların odağını oluşturuyor. Bunların ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirecek elbette yapılmasını biz de arzu ederiz. Gayret de sarf ediyoruz, çaba da sarf ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP lideri Devlet Bahçeli zammın tüm emeklilere yansıtılması gerektiğini söyledi. 8077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimiz. Yani 7500 lira alıyorsa 7500 lira üzerine enflasyon farkı olan yaklaşık %20 eklenmelidir. Ve buna ilave olarak da memurlarımızın maaşına yapılan seyyanen zam, yani 8077 lira da yine emeklilerimizin maaşına eklenmelidir. Küçük ortaklara yanıt AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Mümkündür elbette dedi, ancak diye devam etti. Çok itirazlar geldi, talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür elbette. Ancak bizim bütçe imkanları dediğimiz bir denge de var. Yani bizim Güler'in ancakla başlayan sözlerine tepki gecikmedi. Şimdi bu bütçe olanakları belliyken Cumhurbaşkanı maaşını ne kadar artırıyorsunuz? %39 artırıyorsunuz. Demek ki yetersizlik memura ve emekliye. Cumhurbaşkanı maaşı gelince yetersizlik gibi bir durum söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, iktidarın sığındığı bütçe sorununun aşılmasının tek yolunu da açıkladı. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama bir memlekette eğer bir bütçe sorunu varsa iş önce tasarruftan başlar. Tasarruf da saraydan, uçaklardan ve araç filosuyla size simgelenen bir hale dönüşür. Yurttaşa örnek olmak istiyorsanız önce kendiniz tasarruf edeceksiniz, sonra da yurttaştan bir şeyler bekleyeceksiniz. Memur ve emekliye zam öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif genel kurula gelecek. Gaziantep Milletvekili Sayın Sevda Kar- Bütçe yetersizliği memura, asgari ücretliye ve özellikle emekliye sıra geldiğinde